Biz navbatdagi katta aksiyamizni boshladik. Ushbu aksiyamiz yaqinlaringiz hamda oila a'zolaringizni xursand qilishni ayni vaqti. Musofir farzandingizdan otajon, onajon, jannatim, onam hamda Ka'batulloh maketidagi ushbu sovg'alarimizni o'z yaqinlaringiz uchun buyurtma bering. Ularni xursand qilish bilan bir qatorda Qur'oni Karim o'qitib, savoblariga ham sherik bo'ling. Ushbu navbatlarimiz ichida Qur'oni Karim, tasbehi, zamzam suvi, mushkambar, yumshoqqina bo'lgan joy namozlari hamda bir qancha qo'shimcha mahsulotlari mavjud. Asosiysi bu go'zal sovg'alarimizni O'zbekiston hamda Rossiya bo'ylab yetkazib berish xizmatlarimiz mavjud. Quyidagi nomerlarga Telegram, WhatsApp orqali murojaat qiling. Inshaalloh sizning uyingizgacha yetkazib beramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin. Vassalatu vassalamu ala sayyidina Muhammad as-sodiqul va'dil amin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana wa adkhilna bi rahmatika fi 'ibadika as-solihin. Amma ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alloh subhanahu va taoloning go'zal ismlari xususida olib borayotgan navbatdagi darsimiz. Asmol husno. O'tgan 2 jumada Alloh subhanahu va taoloning Ash-Shafi, shifo beruvchi ismini dars qilayotgan edik. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam biron bemorni, kasalni ziyoratiga borsalar aytardilar: "Izhibil bas robbin nas. Ishfi anta Ash-Shafi." La shifa'a illa shifa'uk shifa'an la yughadiru saqama derdiler. Mana shunday deyish sunnat. Shu duoni yodlab olaylik. Ma'nosi: ey insonlarning Robbisi, shifo ber. Albatta sen shifo beruvchisan. Sening shifoingdan boshqa shifo yo'qdir. Sening shifoing bironta dardni qoldirmaydigan shifodir. Alloh ash-shafi, shifo berguvchi bo'lgan zot. Banda kasal bo'lar ekan uni kasalligini simptomlari bor. Belgilari, alomatlari. Kasallikning belgilari. Inson kasal bo'ladi, uni simptomlari bo'ladi. Mana shu simptomni borligi Alloh taoloning bizga bergan rahmati. Eng yomon kasal qaysi? Shu simptomi bo'lmagan kasal. Ozib ketyapti, holi qurib ketyapti, hech qanday alomati yo'q. Hamma yo'g'i yeyishi joyida, nafas olishi joyida, uxlashi joyida, lekin yudab ketyapti. Nimadanligini bilmaslik, shu kasallikni sababini bilmaslik bu juda ham bir xatarli narsa. Oridis simptomlar. Ichiyotyapti, demak oshqozon buzilgan. Masalan, ko'zi xiralashib qoldi, demak mol narsasi kamayib ketgan. Simptomlarni borligi Alloh taoloning marhamati. Alloh azza va jalla insonlarni yaratdi. Har bittasi o'zichasiga alohida. Ko'zi, rangi, bo'yi, tabiati, hidi, ko'zini sechatkasi, bu narsalar har bitta insonda o'ziga xos berilgan individual hammasi. Ammo jasad tuzilishi, ichki a'zolari, oshqozon ichagi, suyak sistemasi bular bir xil. Albatta bu Alloh taoloning azamatiga va tavhidiga dalolat qiladi. Birodarlar, agar odamlarning fiziologiyasi, jasad tuzilishi, ichki a'zolari har xil bo'lganida nima bo'lar edi? Tabobatni g'arbda o'rgangan odam sharqqa borganda bu ilmi hech narsaga yaramay qolar edi. Yoki sharqda meditsinani o'rgangan odam g'arbga borsa, bu ilmi foyda qilmay qolar edi. Ha, boyagi insonni bir-biriga o'xshamaydigan holatlari bor, lekin umumiy suratda jasad bir xil bo'ladi. Bu ham Alloh azza va jallani siz bilan bizga bergan marhamati. Jasad o'zini o'zi tuzatib olish qudratiga ega. Alloh azza va jalla mana shu qonunni har bir jasadga sobit qilib joylab qo'ydi. Agar Alloh azza va jalla insonning jasadiga shu xususiyatni bermaganida hech qachon tuzalmagan bo'lar edi. Aytdik avvalgi darsimizda kasallik bandaga odob berishlikning bir yo'li. Banda kasal bo'ladi, Alloh deydi. Banda uxlamaydi kechasi bilan og'riqdan, Alloh deydi. Allah demeyi koydu, dert verip koydu da. Demek şu dertini verişliği Allah tomonidan verilgen bir adab oldu. Mesela insan özünü özü tikkalab olishiga tıkan deydi mana. Ama insan da tıkan.
İnsanı bana şu, mesela terisini alelik. Yırtıldı, kesildi, yorulup gitti. Tabibin işi, o şeyde yuvup tozala mikroplardan, ap gelip tikip tortu bayla koyadı. Tabibin işi tügedi. Koyan işte cesat özü kıladı. İnsanlı terisige, insanlı cesadige bana şunu hususiyetini kim verdi? Şafii bugün Allah Azze ve Celle. Eğer insanlı cesadı özünü özü tüzeltiştik, hususiyeti bulmayanı da, insanlar hiç kaçan şifa toplayan bulanı. Mesela suyek sindi. 52-62 kirgen adam. Suyek özüçten tohtagen. Onu bana şu östüradigen, rovajlandıradigen, hücreler uxlagen. Lekin suyek singende, ana şu hücrelere uyganadı da, suyekini birbiri yapıştıradı. Kirurgda işini mi? Terini kesip açıp, öşü suyedi bir rap gelip koyup, gipsle baylap koyadı. Uyağa kim işi? Allah Ta'ala'nın bana şu kanunun işi. Elbette aşşafi bulgen Rabbimiz, insanlı cesedi bana şu bir hususiyetini verdi. Şimdi, ayrım, narsalar var insanlı cesedi de, o tüzelmeydi. Özünü özü tikkeleye almaydı. Ve bu, kaysidir narsaga dalil buladı. Teri yırtılsa, yamalıp yeterken. Göç kesilse, bütün tutulup yeterken. Süveksinse, ulanıp yeterken. Ama kızlı pardası yırtılgenden ki, o özü hiç kaçan özü tartılıp yetmeydi. Bu bana şu kızını, bakire ekenliğine dalili. Bütün cesedine özünü özü tutup yeterken, tutup yeterken, koyup da Allah Ta'ala. Ama bana şu cahini Allah Ta'ala özünü tartılıp koymaktı. Aşşafi, ismiden Allah diyen hulasalardan biri. Demek Allah Ta'ala ayrım azalarga keregiden artıkça kuvvetini verip koygen. Mesela insanda iki de büyüreği var. Özü aslı bitti büyüreği bilenem insan yaşayışı mümkün. İkincisi ihtiyat. İkincisi ihtiyat için, zafas için. Şunun için tavabat, külliyatı da okuyakken ülkelerge ait adı yanımız. Bidissinski fakültette okuyakken ülkelerge ait adı yanımız. İnsanını cesadan örgeneyken ileride akıllarını lol kaldıradigan bilgilerini, ayetlerini körgende onlarını yaratken Allah Ta'ala'nı kançalar uluğ zat ekenliği hakkında bir fikir görüyorlar. Çünkü Allah Azze ve Celle bu mucizelerde bizge bayan kılı yaptı. Allah'ın azamet hakkında fikir kılıp Allah Azze ve Celle'ye yakın buluştuğumuz için. Azalın yüreğini köçülüşlük ameliyatı var, operasyası. Soğup durgen, ölüp durgen, kımırlamaya durgen, kımırlamaya durgen yüreğe de apkaladı cerrah. Kereye cahayı onunla da dedikadı, toktu bitti bir adı, yürek işlep getirdi. Yürekke şu hususiyatı kim verdi? Aşşafi bugün Rabbimiz. Eğer şu yüreğine, şu ne kadar hususiyatı bulmayana da, yürek köçülüşlük, yürek almaçlılışlığı degen, operasyonu isten çıkarıp koysayan bu olaydı. Rabbimiz aşşafi bugün zat. Şunun için insan özünün cesedi hakkında, kainat hakkında fikir kıladırken olsa, elbette Allah Subhanahu ve Teala'nı topadı. Her bitti mucize Allah Teala'nın kudretiyle dalalet kıladı. Mesela bir tabip etken edek, bir karagende insanda cesedi de keremez nesalar var ki o şehre. Mesela insanda baldırın içinde tamır bularken, ondan kan yürümezken, burası tamır durarken. Bir karagende keremez nesalar ki o şehre. Lekin o tamır, aynı bana şu insanını bir halaket güçlüken payıttı, tamırını ulaştığı kere basa şunda işlerken. Zapas keken de koyunca. Ha mesela adam bolası, aciz akıllı bulan oylup dökken maşinasında bagajlığında zapas kesi oladı. Ama balon kere mesela taşa varsa ne oladı? Adam bolası ki oylup dökken maşinada aşışça nasıl bulma kendinden ki? İnsanda cesette durdu mu şu azo? Demek o kerek. Çünkü bu hakim bugün, aşşafi bugün Rabbimizin sanatı, Rabbimizin işi. لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ ف۪ي اَحْسَنِ تَقْو۪يمِ Dar hakikat biz insanını en güzel şekli şemailde yarattık. وَف۪ي اَنْفُسِكُمْ اَفَلَا تُبُصِرُونَ Ha bu Allah'ını tanıtadıkken ayet, alametler, özüyle de cesetleriyle de durup diyor. Fikir kimisiler. Etti ki tırnağınızı alasız, saçınızı alasız, sokalınızı kıskartırasız. Allah Azze ve Celle bana şu azalarda ağırlığını kıskılıçlık hususiyatını vermepti. Eğer kolizi, terizi kesken de ağır gendik, tırnağınızı kesken de ağır gendik olsa ne mi bulardı? Her sefer narkoz alıyor mıydık? Narkoz bundan tırnağımı aldırıp geldim.
narkoz bilan sochimni qisqartirib keldim. Musibat bo'lamidi? Bu kimning fe'li? Alloh azza va jallaning fe'li. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytganlar, likulli da'in dawa'un. Imom Muslimdan bu hadis. Dard borki, uni davosi bor. Dard borki, uni davosi bor. Bu hadisni eshitgan bemor har qancha dardi og'ir bo'lmasin, qalbida umid paydo bo'ladi. Dard bormi? Davosi bor deyapti Rasululloh. Umidi paydo bo'ladi. Endi tabib bu hadisni eshitadi-da, demak, yaxshiroq ishlashim kerak ekan. O'zimni ilmimni o'stirishlikka harakat qilishim kerak ekan, chunki dard bormi, davosi bor. Harakat qilsam Alloh shu davoni menga yo'lini ko'rsatadi deydi. Bemorga umid bag'ishlayapti bu hadis, tabibga mas'uliyatni ziyoda qilyapti. İçiyotgan dorilarimizni em bo'lsin deb qo'yadi. Em bo'lsin deydi, ya'ni shifo bo'lsin deydi. Shu dorilarni bizga shifo bo'lishligini kim ta'minlab qo'ydi? E'tibor bering, tabibga borasiz, diagnozni to'g'ri qo'yadi, dorini beradi, tugadi tabib ishi. U yoqqa kim ishi? Dorini ishimi? Kim ishi? Allohning ishi. Siz bor yo'g'i sababini qildingiz, Allohga tavakkul qildingiz, endi shifo topasiz. U siz palon minglagan pulingizni sarflab topolmayotgan shifo, agar o'tingizda o'sayotgan bir ko'katda edi. Uni bilmasdingiz. Qayg'idagi dorilarga pul sarflab yuruvdingiz. Shuning uchun ishfi anta shafi. Parvardigor shifo ber, sen shifo beruvchisan. Sen shifo beruvchisan, tabib emas, dori emas, pul emas. Alloh xolasi ichayotgan suvingizni shifo qilib qo'yadi. Ma'qulmi? Kallangizga bitta to'p tegadi, bo'ldi, joyiga keladi, bo'ldi, kallangiz o'rib qoladi. O'zi amneziya bo'lib qoladingiz. Bitta to'p tegadi, bir mushingiz yaxshi bo'lib qolasiz. Shuning uchun Alloh taolo shifo qilsin. Agar Alloh shifo qilmasa, foydasi yo'q bo'ladi, chiqasiz. Alloh azza va jalla har bir bandaga o'zgachalikni ato qildi. Bu ham Alloh taoloning bandalarga bo'lgan rahmati. Odam bolasini Allohning huzurida qadri qiymati borligi, karomati borligini dalili. Oriflardan biri aytadi: "Ey Robbim, agar zaytun daraxtining ikkita bargi bir-biriga o'xshaydigan bo'lsa, sen alvasiya deb nomlanmagan bo'larding." "Ey Robbim, agar zaytun daraxtining ikkita bargi bir-biriga o'xshaydigan bo'lganida, sen alvasiya deb atalmagan bo'larding." Nechta daraxt bor yer yuzida? Nechta baki bor? Hech qaysisi o'xshamas ekan bir-biriga. Subhanalloh deyishdan boshqa choramiz yo'q. Qor uchquni hech qaysisini shakli, surati, rismkasi bir-biriga o'xshamas ekan. Birodarlar, bir siqim qorning ichida qancha qoida uchquni bor? Subhanalloh deyishdan boshqa choramiz qolmaydi. Agar tafakkur qilsak, fikr yuritadigan bo'lsak. Hozir yer yuzida 6 milliarddan ko'proq odam bor. Birontasi bir-biriga o'xshamaydi. Mana shu narsani o'zi ham insonni Allohning huzurida karomati borligini dalili. Har bitta odam o'zgacha. Yuzini tuzilishi, ko'zi, quloqi, burni, ovozi, hidi, vaholanki fiziologiyasi bir xil. Oyog'i, ichki tuzilishi, yaralishi fiziologiyasi bir xil, shu vaqtning o'zida bir-biriga umuman o'xshamaydi. Bironta odamni ko'zini setchatkasi boshqa bir odamga o'xshamaydi. O'shuning uchun hozirgi kundagi eng zamonaviy quloqlarga mana shu ko'zni setchatkasini o'qitgan lazerlarni qo'yib qo'ygan. Ko'zini tutadi, lazer o'tadi, ochiladi. Hech qaysi odamni tanasini hidi boshqa bir insonning tanasini hidiga o'xshamaydi. O'shuning uchun iska ovchi itlar nima qiladi? Subhanalloh. Itni hid bilishlik quvvati inson bolasini hid bilish quvvatidan 20 ming barobar kuchli ekan. Hayvonlarni bilasizmi? Minglagan hali zebralar yuradi, millionlagan hali antilopa gnu deydi, buni hididan bilib oladi. U rangi bir xil, boshqalanib ketadi zebralarda hali qanday rangini ko'rib turib, lekin hididan ajratib oladi. Kim berdi bu xususiyatni? Hech qaysi insonning ovozi boshqa bir insonning ovoziga o'xshamaydi. Chunki ovoz pardani Alloh taolo bunday bo'lishini xohlamadi. Insonning tuzilishi, fiziologiyasi bir xil, ammo shu vaqtning o'zida bir-biriga hech qaysi
o'xshamaydi. Albatta bu ham Alloh taoloning ash-shafi va al-vosiya ekanligiga dalolat qiladi. Hozirgi kunda xuddi pul uchun bank bo'lganidek, qonning ham banklari bor ekan. Ma'lum bir odam boradi, ot familiyasini yozadi, qonini topshirib, shu bankka qo'yib qo'yadi. Keyinchalik biror bir dardga chalinsa, shu kletkalari tikkalanishlikka qiylansa yoki tikkalanmay qolsa, shu qon olib kelib quyilsa, shu kletka tikkalanar ekan. Bu xususiyatini kim berdi bu qonga? Albatta ash-shafi bo'lgan Robbimiz subhanahu va taolo. Agar Alloh taolo mana shu qonunlarni joriy qilib qo'ymaganida hech kim shifo topa olmagan bo'lar edi. Likulli da'in dawao. Har bir dardni davosi bor ekan. Mana tabobat ilmi Alloh taoloning fazli bilan bandalarni qilgan harakati sababli juda ham bir taraqqiy topib ketdi. Tabobat ilmining taraqqiy topishligi insonni Allohni huzurida karomati, hurmati bor ekanligiga dalil. Tabibni ish ikkita. Diagnozni to'g'ri qo'yish, dorini yozib berish. U yoq Alloh taoloning ishi. Mana shu o'rinda bir hadis aytib o'tib ketamiz. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar, Abdulloh ibn Mas'uddan Imom Tavaroniy rivoyati, "Davu mardakum bis sadaqa." Bemorlaringizni sadaqa bilan davolanglar. Bemorlaringizni sadaqa bilan davolanglar. Biz u sadaqani qachon qilamiz? Biz kasal yetgandan keyin infoq qilamiz doktorga va doriga. Agar kishi infoq ihsonni vaqtida qilib tursa, Alloh taolodan shifo so'rasa, bo'yiga ihsonini olgan kambag'al bechora, ojiz banda, Parvardigor shu bandani panohingda saqlagin, shifo bergin deb qo'ysin, shuni duosi bilan shifo topadi. Ibghuni inda du'afaykum degan Alloh taolo hadis Qudusiyda. Meni degan Alloh taolo o'zingizlarda oralaridagi zaiflarni orasidan qidiringlar. Kambag'al, bechora, yetim ana shularda oldida Alloh taoloning roziligi bor. Kasallarni nima bilan davolaymiz ekan? Sadaqa bilan. Oramizda tabiblarni bo'lishligi ham albatta Alloh taoloning rahmati. Chunki tabiblar siz bilan biz shifo topishligimizning sababi. Dorilarni bor bo'lishligi Alloh taoloning bizga bergan rahmati. Chunki dori ham bizni shifo topishligimizni sababi. Lekin tabib ham bizni davolamaydi, dori ham davolamaydi. Ash-shafi bo'lgan Robbimiz davolaydi. Kasal bor, davosi ham bor ekan. Mo'min bandani qiladigan ishi shu shifoni topishligi uchun ikkita narsa. Sabab va tavakkul. Sabab va tavakkulni qilasiz, Alloh xohlagan bo'lsa shifo bo'ladi. Dard yetganda tabibdan eng yaxshisini topamiz. Musulmon, ishonchli, taqvoli tabib. U sizga diagnozni to'g'ri qilib qo'yadi, dorini yozib beradi, ichasiz, bu birinchi ishidir. Bu sababiydi. Tabib va dori. Ikkinchi qiladigan ishimiz Allohga tavakkul qilamiz. Va bu o'ta muhim o'rni. Darddan shifo topishning o'ta muhim o'rni bu Allohga tavakkul qilishlik. Sababni qilib qo'yish oson. Ammo tavakkul qilishlik oson emas. G'arb olami sababni qilishlikda butun insoniyatga ibrat. Ammo ular tavakkul qilmaydi. Ular tavakkul qilmaydi. Endi Alloh shifoni yozgan bo'lsa, yaxshi bo'lib qolaman deb qimillamay yotgan odam ko'rpasida og'rib, bu odam gunohkor odam. Chunki sababini qilishlik birodarlar dinni talabi. Kishi iymoni zaifligi tufayli sababini qiladi, tavakkul qilmaydi. Yoki tavakkul qiladi, sababini qilmaydi. Shifo topishlikda Allohga tavakkal qilmagan odam shirkka yaqin. Shifo topishda sababini qilmagan odam osiy gunohkor odam. Qaytaramiz. Shifo topishlikda Allohga tavakkal qilmagan odam shirkka yaqin. Shifo topishda sababini qilmayotgan odam qattiq gunohkor bo'ladi. Tushunarlimi? Mana Hunayn kunida musulmonlar adadi juda ham katta bo'ldi qo'shinini. O'zlarini sanog'ini kattaligiga suyanib qolishdi. La nughlam min qilla ya Rasululloh. Hatto Abu Bakr Siddiq shunday dedi. Ya Rasululloh, bugun mag'lub bo'lmaymiz. Mag'lub bo'lsak ham adadimizni ozligi sababli mag'lub bo'lmaymiz. Boshqa sabab bilan o'tkazishimiz mumkin dedi. Lekin Alloh taologa tavakkuldan ko'ra sanog'iga bo'lgan suyanishi tavakkuli qattiq bo'lib qoldi.
ve Allah Teala mağlup kıldı onlarla. Sebep var, koşun katta ama tevekkül Allah'a gelmez. İstedi billah. Ve yevme Huneyn iz a'cebetkum kesretukum felem tugni ankum şey'a ve zâqat aleykumul ardu bima rahubat sümme velleytum mudbirin. Huneyn gününü izlediler. Öşende sizlerine köp ekeliğiniz mağrur kılıp koygen edi. Adadı katta. Ama o adadıyla da kattalığı. Sizlerine hiç neseden bir hacet kılı almadı. Ve sizlerine ken yer tarlı kılıp kaldı. Sön yüz ögürgen halinizde çekindiniz. Doğru ne yap geldi? Şimdi anı yakışı yok oladı. En güçlü doktor gibi var oldu, bana kadardı. En kımmat doğru ne yap geldi? Şimdi anı kılıp oladı. Çünkü senin doğru yiyen, doktor yiyen bari yoku sebep adı. Şifa, aşşafi bugün Allah Teala'dan idi. Badr Kürü'de Müslümanların adadı az idi. İki beraber, üç beraber az idi. Ama onlar tevekkülünü Allah'a yakılıştı, Allah onlarını galip kıldı. Şimdi dert yetti. Aşşafi bugün Rabbis şifa veriş için siz sebebini kılıştığınız gerek. Delil. Dalil Resulullah'ın kuyudaki hadisi. Abu Davud'dan bu hadis. İnna Allaha yalumu alal aciz. Elbette Allah Teala acizlikni malamat kıladı. Velakin aleyke bil keyz. Hüşyarlıkni özünge lazım tut. Fe izâ galabaki amrun fekul hasbiyallahu ve ni'mel vekil. Eğer seni bir iş yenip koysa, eğer bir iş galip kese senden, hasbiyallahu ve ni'mel vekil. Yani Allah şifa verir de otururken adam günahkar adam. Bu sebebini kılıçlığa gerek. Hiç bu masa, hiç bu masa. Önce suudu içi yatıp Allah şifa hakikaten de koyun. Hiç bu masa şu sebepte. Şu sebepte. En yaşta bir dolu gibi varamız. Aytılgen muhalacanı aytılgen vakti de kılamız. Doğrunu belgelegen de içemiz. Ken Allah kelime kılamız. Tevekkül kılamız. Buradalar. Biz sebepini şuna kadar ciddi kılamız ki Huddu sebep hamma narsa dek. Sebepti ki bu yanımızdan keyin sebep hiç narsa emas dek Allah'a tevekkül kılamız. Allah Azze ve Celle dert verip, kesel verip bandanı terbiye kıladı. Banda günah masiyetleri köpeyip, istiğfar etmeyi, tavba kımı, haktan talişti başlayanda Allah Azze ve Celle bir de dertli bir adı, şu bilen, şu çekken derdi, maşakkatini evazige, günahlarını keffarat kıvaradı. Özü aslida, etti ki bana, İbrahim Aleyhisselam'dan Namrud soradı da, senin Rabbin kanaka, menge tanıt degeni de, ellezî halakani fehuve yahdîn. O zat beni yaratıp, hidayet kıyan zat. Vellezî huve yut'imuni ve yasqîn. O beni toydurup, çankağımı kaldıradıgan zat. Fe izâ marittu fehuve yeşfîn. Eğer kesel bu kasam, şifa bir adı gönzat dedi. Yarattı dedi, Allah yarattı. Hidayet kıldı dedi, Allah hidayet kıldı. Toyduradı dedi, Allah toydurdu. İçiradı dedi, Allah içirdi. Şimdi kesel kıladı demedi. Eğer kesel bozam, Allah şifa bir adı dedi. Demek kesel buluş kimin fiiliden eken? Ve kesel bugünlüğünüz, Allah da olanız gibi bir kendimesi buldu. Merhameti buldu. Şimdi razı bu sezem, razı bu sezem, kesel bu oldayız. Razı bu koyorin. Günahlarım bir kefar adı koyorin. Günahlarınızdan tozalanın, Allah'a yakın bulin. Allah bir bandanı sağlı günah koydu. Sağlı günah koydu. Bu katta nimetidir. Afiyet, tansıhhatli katta nimetidir. Şu nimet top koyup dert verdi. Şimdi elbette bunu eyvazını verdi. Eyvazını mıydı? Şu bandan özü yakın kıladı. Bemor odam Allohga yaqin odam. Biz mu'min haqida aytyapmiz. Biz iymoni bor, la ilaha illalloh Muhammad Rasululloh degan mu'min odam haqida gapiryapmiz. Hadis Qudusida shunday deyiladi. Ya ibn Adam, marittu falam ta'udni. Alloh taolo xitob qiladi. Ey odam bolasi, men bemor bo'ldim. Men kasal bo'ldim. Meni ziyorat qilmading. Qola ya Rob Keyfe a'uduke ve ente Rabbul alemin. Parvardigor, sen Rabbul alemin bu sen. Kandikilin mi seni ziyaret kılama?
Yani Allah ağır mıydı? Allah Teala'yı biz ziyaret kılamıyız. Kale, ama alimte enne abdi fulanen marida felem ta'uduhu. Akhir, falan bandam, falançı bandam. Bemar boğanını eşittin. Kesel boğanını bildin. Onu ziyaret kılmadın. Ama alimte enneke lev uttahu levacettani indahu. Akhir, onu ziyaret kılgeninde meni onu aldığında topşirgini bilmez miydin? Başka hadis kudüsüde Allah Teala İbğuni inde duafaikum. Meni oraylardaki zayıflarda aldıdan kıdırıyorlar dedi. Kara adam zayıf. Yaş bola zayıf. Kembağal adam zayıf. Nagiran adam zayıf. Kesel adam zayıf. Kesel körgeni borayarak. Üyüde bolsun, banesasta bolsun. Vaktim yok. Anakam yok, manakam yok, şaratım yok demeyelik. Çünkü şu keselini körüşüyle de maksadımız. Allah'a da razılığı bularken, o şu keselini aldığı gibi bularkenimizde Allah bizden razı buladı. Allah Teala özünü kesel bandasının yanında ikenliğini bana şu hadiste bayan kıldı. Hani de böyle kesel bulup duruyor adam bir kanaka bir kalbiye bir teskin delde buladı. Kesel bandamı yanında ben de yaptı. Çünkü bemor bo'layotgan, betob bo'layotgan, og'ir dardga chalingan odam Alloh taolo u bilan birga ekanligini esdan chiqarmasin. Hamd aytsin, chunki har qancha uzoq bo'lsin, har qancha qattiq bo'lsin, bir kun qutuladi kasaldan inson. O'lim degan narsa bilan qutuladi. Lekin Allohning huzuriga borganda albatta ajri katta bo'ladi. Biz Alloh azza va jallaning Ash-Shafi ismi haqida dars qildik. İnsan yaratılışıdaki her bir nasa Allah Teala'nın eşşafi şifa beruçu ikenliğe dalalat kıladı. Bu ismi hakkında mı deyişimiz mümkün? İnsanın yaratılışıdaki her bitti nasa eşşafiye dalalat kıladı. İnsanın atrafıdaki her bitti nasa cesedideki her bitti azası azaların vazifeleri her bitti doğru darman Allah Teala'nın şifa beruçu eşşafi ikenliğe dalalat kıladı. Allah Azze ve Celle özünün bana şu güzel ismiden hemimizge ölüş nasibi alıştığını nasip etken bulsun. Akulu kavli hâdâ ve astagfirullah. Assalomu alaykum, qadrli yurtdoshlar. O'zmigrant servis sizga o'zining xizmatlarini tanishtirib o'tadi. Agar siz Rossiya davlatiga kirishda qandaydir deportatsiya yoki zabrit olgan bo'lsangiz, kimga tekshirishni bilmay ikkilanib yuribmisiz? Unday bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilishingiz mumkin. Biz sizga hammasini to'liq holatda, ipidan ignasigacha tekshirib, barcha ma'lumotlarni Telegram yoki WhatsApp orqali o'zingizga jo'natib beramiz. Rossiyaga yoki boshqa davlatlarga eng arzon narxlarda aviabiletlar kerak bo'ladigan bo'lsa, unda ham bizga murojaat qilishingiz mumkin. WhatsApp yoki Telegram orqali onlayn tarzda sizga biletlaringizni yetkazib beramiz. Hayır, sağ olun, aman olun.